Merhaba değerli öğrencilerim. En son ikinci dereceden denklemlerle ilgili kökler toplamı, kökler çarpımı ve kökler farkından bahsedip bununla ilgili karşına gelebilecek bütün soru tiplerini çözmüştük. Evet, bu dersimizde ise kökler verildiğinde ikinci dereceden denklem nasıl yazılıyor? Bunları konuşacağız arkadaşlar ve konunun sonunda bir tane de test var. Onu da çözeceğiz. Oldukça kolay bir ders. Şurada bir tane mesela formül var. O formülü kesinlikle ezberlemiyoruz. Neyin nereden geldiğini anlatacağım sizlere. Başlıyoruz değerli öğrencilerim. Hemen bilgimize bakalım gençler. Çözüm kümesi x1, x2 olan ikinci dereceden denklem x kare eksi x1 artı x2 çarpı x artı x1 çarpı x2 eşittir 0'dır. Gelin biz buna şöyle diyelim. Kökler toplamına t, kökler çarpımına da ç diyelim. O zaman bu formül x kare eksi tx artı ç eşittir 0 olmaz mı? Ve çoğu kitapta da bu şekilde geçer arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl ortaya çıktığından bahsedelim. Bizim ikinci dereceden temel denklemimiz neydi? Ax kare bx artı c eşittir 0 idi. Arkadaşlar bütün her şeyi a'ya bölüyorum. X karenin katsayısına bölüyorum. O zaman x kare artı b bölü ax artı c bölü a, o da eşittir 0 olur. Gençler x1 artı x2 eksi b bölü a idi. Bunun da toplamına t demiştik. Buradan b bölü a'yı bakın eksiyi karşı tarafa attığımda eksi t oluyor. Yani eksiye bölüyorum, karşı tarafta eksi t oluyor. O zaman biz burada b bölü a yerine eksi t yazabiliriz. C bölü a da zaten kökler çarpımıydı. Buna da ç dersek işte karşımıza x kare eksi tx artı ç eşittir 0 geliyor arkadaşlar. Şuna dikkat ettiniz mi? Bu denklemi yazarken x karenin katsayısı 1 oluyor. Buna dikkat edelim. Şimdi örneğimize bakalım gençler. Nasıl geldiğini gördünüz. Gerekirse birkaç kere yazın. Çözüm kümelerini vermiş. İkinci dereceden denklemleri yazın demiş. A şıkkına bakalım arkadaşlar. Köklerden biri -2, biri 3'müş. O zaman kökler toplamı -2 artı 3'ten 1. Çarpımda -2 çarpı 3'ten -6. Bizim neydi? X kare eksi tx artı ç eşittir 0 değil miydi? Şimdi bunu yazalım. T'miz 1. Ç'miz de bu. İşte aslında x kare eksi x eksi 6 eşittir 0 oldu. Arkadaşlar illa bu şekilde yazmamıza gerek var mıydı? Tamam, bazı sorularda bunu kullanacağız. Ama hemen bir yol daha göstereyim. Kökleri a ve b olsun bir tanesinin. Bunun denklemini şöyle yazabiliriz. Kökleri bu ya, ikinci dereceden bir denklem fakat x karenin katsayısı 1 olmak zorunda. Yani baş katsayısı 1. O zaman x eksi a, x eksi b şeklinde yazılır sevgili arkadaşlar. Köklerden biri a, biri b iken bu şekilde yazılır. Baş katsayısına da 1 dedim. Yani x karenin katsayısı 1. Bu şekilde yazılır. Zaten bizde burada baş katsayısı da 1 değil midir? O zaman bunu şu formülü kullanarak yazalım. X eksi eksi 2 çarpı x eksi 3. Yani x artı 2 x eksi 3. Gençler zaten bu denklemin kökleri yani eksi 2 ve 3 denklemi 0 yapan kökler değil midir? Nasıl oldu? Anlaşıldı değil mi? Bakın buradaki kısmı, şu ikinci kısmı bazı sorularda kullanıyoruz. Bu kısmı da bazı sorularda kullanıyoruz. O yüzden her iki yolu da bilmenizde fayda var. Şimdi B şıkkına bakalım. Arkadaşlar B şıkkında kökler toplamı faydalarını eşitliyorum. 1 bölü 6'dır. Kökler çarpımı eksi 1 bölü 2. 2 bölü 3'ten eksi 1 bölü 3'tür. Neydi bizim formülümüz? Bu idi. Birkaç kere yazın. Yeni öğreniyorsanız sürekli yazın arkadaşlar. Toplam 1 bölü 6 idi. Çarpımda 1 bölü 3 idi. İşte böyle. Ha, cevap anahtarında bu yoksa faydalarını eşitlersin. Olur biter. C şıkkına bakalım. Arkadaşlar ikinci dereceden denklem diyor ve bir tane kök vermiş. Demek ki ikinci dereceden denklem olduğuna göre iki tane kökü var. Önce bunu bir cebe atalım. Ve bir tane çözüm kümesi verdiyse, bir elemanlı verdiyse kökler birbirine eşittir. Ve 3'tür. O zaman kökler toplamı 3 artı 3'ten 6 olur. Çarpımı da 3 çarpı 3'ten 9 olur. X kare eksi tx artı c eşittir 0'dan.
Evet, işte ifade bu olur. Zaten bak, kökleri 3 ve 3 ya, bunu böyle de yazabilirdik. X eksi 3, x eksi 3. Bu şekilde de yazabilirdik gençler. D şıkkına bakalım. Köklerden biri 0, diğeri kök 2. Hemen kökler çarpımı 0 olduğunu görürsün. Yani çarpımı 0'dır. Toplamı da 0 artı kök 2'den kök 2'dir. Neydi denklemimiz? X kare eksi tx artı ç eşittir 0'dan. T'miz kök 2 ve ç'miz 0. Yani kısacası x kare eksi kök x eşittir 0 oluyor arkadaşlar. Şu ikinci yolu da lütfen öğrenin. Hemen kitabımız bir uyarı vermiş. Uyarı da özellikle şuna dikkat etmenizi istiyorum. Rasyonel katsayılı. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir denklemin köklerinden biri p eksi kök q ise diğeri p artı kök q'dur. Dikkat et. Köklü ifadenin katsayısındaki, daha doğrusu köklü ifadenin önündeki işaret değişiyor. Tamam mı arkadaşlar? O işaret eksi ise diğeri de artı. Bize rasyonel katsayılı demezse işte sen diğer kökünü bulmak istediğinde eşleniği almayacaksın. Tamam, belki eşlenik olabilir ama kesinlikle eşleniğidir diyemeyiz. Şöyle bir toparlayalım. Rasyonel katsayılı demiyorsa, bir kökü buysa diğer kökü kesinlikle eşleniği olmuyor arkadaşlar. Yani biz buna eşleniğini almayacağız. Cümlem düşük oldu. Neyse, anladınız siz. Şimdi gelelim buradaki sorumuza gençler. Köklerinden biri 3 eksi kök 2 olan rasyonel katsayılı. İşte ifadeyi vermiş. İkinci dereceden denklemi bulunuz. Arkadaşlar köklerinden biri 3 eksi kök 2. Diğeri de o zaman bunun eşleniği olacak 3 artı kök 2. Dikkat et, köklü ifadenin önündeki işaret değişiyor. O zaman kökler toplamı kök 2'ler gider 6. Kökler çarpımı 3 eksi kök 2. 3 artı kök 2'den birincinin karesi ve ikincinin karesinden 7 gelir. Arkadaşlar denklemimizin formülü bu şekilde değil miydi? T nedir? 6 ve ç'de 7 eşittir 0 oldu sevgili arkadaşlar. Evet, hemen yan tarafa geçelim. Öğrendikten sonra gerisi kolay zaten. Köklerinden biri bu. İkinci derece rasyonel katsayılı denklemini bulunuz demiş. Sevgili arkadaşlar, önce bunun paydasını bir rasyonel yapalım, değil mi? 1 bölü kök 3 eksi 2. Paydasını rasyonel nasıl yaparız? Şöyle düşünün. Yani üst tarafı köklü olacak. Paydası bir tam sayı olacak. Rasyonel sayılarda böyle bir ifade olduğunda, hani paydasını rasyonel yapalım diyoruz ya, daha doğrusu köklü ifade varsa o ifade bir kere rasyonel sayı değildir. Mesela bu sayı irrasyonel sayıdır. Ama bunun paydasını rasyonel yapalım deyince yaptığımız iş nedir gençler? Yaptığımız iş bunun paydasını eşleniğiyle çarpmaktır. Kök 3 artı 2 yapmaktır. Bunu bir paydasını rasyonel yapalım diyorum şimdi. Kök 3 artı 2, 3 eksi 4'ten eksi 1 oldu. Yani eksi 2 eksi kök 3 oldu. Köklerinden biri buymuş arkadaşlar. Diğeri de o zaman eksi 2 artı kök 3 olacak. Değil mi? Diğeri de bu olacak. O zaman kökler toplamı nedir? Eksi 4'tür. Şöyle eksi 4 eşittir t. Kökler çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Buradan 4 eksi 3'ten 1 gelecek. Kökler çarpımı da 1'dir. Toplamın eksi 4 çarpımını 1 bulduk. İşte şimdi denklemimizi yazalım arkadaşlar. Toplam eksi 4. Burada da eksi var. Artı 4 oldu. Ve çarpım dediğimiz ifadede 1 eşittir 0 oldu arkadaşlar. İşte bu kadar. Kökleri x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0 denklemin köklerinden 3'er eksik olan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Öncelikle şuna bakın arkadaşlar. Bunun kökü x1 ve x2 olsun. Burada x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 4 buluruz. Burada çarpımını kökler çarpımı ise c bölü a'dan 1 buluruz. Ne demiş? Bu denklemin köklerinden 3'er eksik demiş. Yeni denklemimizin kökleri x1 eksi 3, x2 eksi 3'tür. O zaman burada kökler toplamı ne olacak? x1 eksi 3 artı x2 eksi 3'ten x1 artı x2 eksi 6 olacak. X1 artı x2 de 4 idi. O zaman kökler toplamı eksi 2 mi oldu? Çarpımına bakalım. Çarpımda x1 eksi 3, x2 eksi 3 çarptığımızda x1 çarpı x2 eksi 3 parantezinde x1 artı x2 artı 9 geliyor. Arkadaşlar kökler çarpımı 1. Kökler toplamı 4. Buradan ne geliyor? 10 eksi 12'den eksi 2 geliyor. Demek ki ç de eksi 2 miymiş?
Artık denklemimizi yazabiliriz. Eksi tx artı ç eşittir sıfırdan. T'miz eksi 2 artı 2x oldu. Ç'miz de eksi 2 çıktı. İşte budur arkadaşlar. Oldu mu? Gel kontrol edelim. Kökler toplamı 4. Burada da kökler toplamı nedir? Eksi 2. 4'ün eksi 6 yani 6 eksiği de eksi 2'dir sağladı. Tamamdır. Gel burada örnek 5'e bakalım. X kare artı 3x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Ve bu şekilde kökleri olan ikinci derecenin denklemi bulunuz demiş. Arkadaşlar öncelikle bu denklemin kökler toplamına bakalım. Eksi b bölü a'dan eksi 3'tür. Kökler çarpımı da c bölü a'dan eksi 2'dir. Şimdi buna bakıyoruz. Asıl denklemimize bakıyoruz. Kökler toplamı 3x1 artı 2, 3x2 artı 2'dir. Buradan 3 parantezinde x1 artı x2, 2 ile 2'nin toplamından 4. Kökler toplamı şurada eksi 3'tü arkadaşlar. Yerine yazdığımızda eksi 9 artı 4'ten eksi 5 olacaktır. Şimdi kökler çarpımına bakalım. 3x1 artı 2, 3x2 artı 2 dağıtarak yazalım. 9x1 x2 artı 6 parantezinde x1 artı x2 artı 4 olacaktır. Çarpımına eksi 2 dedik. 9 çarpı eksi 2'den eksi 18. Toplamına eksi 3 dedik. 6 çarpı eksi 3'den eksi 18 artı 4. Buradan eksi 32 geldi arkadaşlar. Denklemimiz nasıl yazılıyordu? X kare eksi tx artı ç eşittir sıfırdan. T'miz eksi 5 artı 5x oldu. Ç'miz eksi 32. İşte denklemimiz. Hemen örnek 6'ya bakalım. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri 3 bölü x1, 3 bölü x2 olan ikinci derecenin denklemi bulunuz. Gençler hemen şu birinci denklemde kökler toplamını bir bulalım. Eksi b bölü a'dan 4 bölü 3. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1 bölü 3'tür gençler. Tamam, sıkıntı yok. Bunu bulduk. Şimdi gelelim diğer ifademize. Kökleri bu olana. Arkadaşlar toplam neydi? Kökler toplamı idi. Yani buradaki köklerin toplamı t'ye demiştik. 3 çarpı 1 bölü x1 artı 1 bölü x2. Gençler şu ifade hatırlarsanız önceki derste eksi b bölü c ile hesaplıyoruz dememiş miydik? Nasıl çıktığını da söylemiştik. Hatta bundan sonra teker teker yazmak yerine direkt eksi b bölü c demeliyiz demiştik. Tamam. Burada eksi b bölü c nedir? B'miz eksi 4, C'miz eksi 1, işte buradan eksi 4'tür. Buraya eksi 4 yazarsak T dediğimiz ifade eksi 12 olur arkadaşlar. Peki kökler çarpımı nedir? 3 bölü x1, 3 bölü x2, buradan 9 bölü x1 çarpı x2'dir. Bu da eksi 1 bölü 3'tür. 9 bölü eksi 1 bölü 3'ten eksi 27 olur arkadaşlar. Artık denklemimizi yazabiliriz. Neydi denklemimiz? X kare. Eksi tx artı ç eşittir 0. T'miz eksi 12. Eksi eksi 12 x. Ç'miz eksi 27. Düzenleyelim. X kare artı 12 x eksi 27 eşittir 0 oldu gençler. Peki buradan yapmaya gerek var mıydı acaba? Şöyle bir düşünüyorum gençler. Acaba çarpanlarını ayırıyor mu? 3x'e x desek, 1'e 1 desek. Bak buradan 3x geliyor. Çarpanlarına ayıramıyoruz gördüğünüz üzere. Eğer çarpanlarını ayırsaydık kökleri tek tek de bulabilirdik. Bakalım. Kökleri arasında böyle bir ifade verilmiş. Bağıntısı bulunan ikinci dereceden denklemi bulunuz. Arkadaşlar denklem için neye ihtiyacımız var? X kare eksi x1 artı x2 x artı x1 çarpı x2 eşittir 0. Kısacası kökler toplamına ve çarpımına ihtiyacımız var. Hadi onları bulalım arkadaşlar. Bak bunu bu tarafa alalım. Önce birinci ifadeyi yazmak istiyorum. X1 artı x2 hatta karışmasın diye şöyle yapalım. X1 çarpı x2 eşittir 11. Bunu da bu tarafa alalım arkadaşlar. 3 çarpı x1 artı x2 eksi x1 çarpı x2. Bunu da bu tarafa aldığımda eksi 3 olur. Bak gel bunu toplayalım. Topladık şunlar gitti. 4 çarpı x1 artı x2 8'den x1 artı x2 2 oldu. Şuraya 2 yazalım. E çarpımına nasıl ulaşacağız? E gel onu şuraya yaz. Toplamını 2 demiştik. O zaman çarpımı ne olmalı? 9 olmalı. Bunu da buraya yazdığımızda x kare x2x artı 9 eşittir 0.
Evet, dediğim gibi bu dersimiz kolay arkadaşlar ve keyifli, eğlenceli. Şimdi geliyoruz buna. Bir kökü 4 artı köküç olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı denklemi bulunuz. Bak yine rasyonel katsayılı demiş. Demek ki diğer kökü buradaki kökün eşleniği. Arkadaşlar x2 4 eksi köküç olur. Kökler toplamı 4 ile 4'ü topladık 8. Köküçler birbirini götürdü. Kökler çarpımı birincinin karesi eksi köküçün karesinden 16 eksi 3'ten 13 olur arkadaşlar. Ve bizim kullandığımız formül bu değil miydi? X kare t'miz 8x ve ç'miz 13 oldu sevgili gençler. Evet. Hemen yan tarafa geçiyorum. Denkleminin köklerinin üçer fazlasını kök kabul eden ikinci dereceden denklemi bulunuz. Arkadaşlar buradaki denklem için kökler toplamını bir yazalım. Eksi b bölü a'dan 4. Kökler çarpımı ise c bölü a'dan eksi 7. Şimdi diğer köklerimi yazacağım. Bir tanesinin kökü üçer fazlası diyor ya bu. Diğer kök de işte budur. X2'nin 3 fazlasıdır. O zaman kökler toplamı burada x1 artı x2 artı 6'dır. Yani bu da şurası 4 olduğuna göre 4 artı 6'dan 10'dur gençler. Peki kökler çarpımı nedir? X1 artı 3, x2 artı 3 eşittir. X1 çarpı x2, 3 parantezinde x1 artı x2 artı 9. Kökler çarpımına eksi 7 demiştik. Hemen eksi 7 diyelim. Toplamına da 4 demiştik. 12. 12'den 7 çıkardık. 5. 5, 9 daha. 14 oldu. Çarpımı da 14. Neydi genel denklem yazılışı? Bu değil miydi? T'miz 10, Ç'miz 14 eşittir 0 oldu gençler. Evet, gelelim buraya. X kare eksi 2 x eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Hemen bunu yapmak istiyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2'dir. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 4'tür. Bu buradaki denkleme ait bilgiler. Ve demiş ki kökleri bunlar olan denklemi bulunuz. O zaman şöyle diyelim. Ona da x1 diyelim arkadaşlar. Bakın kökü buysa, bir kökü buysa buna büyük x1 diye gösterdim. Bunu nasıl yazıyorduk arkadaşlar? X1 artı x2'nin karesi eksi 2x1 x2 şeklinde. E bu nedir? Toplamını 2 demiştik. Çarpımda eksi 4'tü. 2'nin karesi 4. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarptık. 8. Buradan 12 geldi. Büyük x1'imiz 12'ymiş arkadaşlar. Peki büyük x2'miz nedir? Evet, büyük x2'miz o da burada yazılı. Bu da 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 yani eksi b bölü c demek idi. Nedir b'miz? Eksi 2. Şimdi eksi b bölü c. B'miz eksi 2. C'miz de eksi 4. Buradan eksi 1 bölü 2 cevabı gelir arkadaşlar. X2'yi de bulduk. Artık işimiz kolay. Arkadaşlar kökler toplamı 12 eksi 1 bölü 2'den 23 bölü 2. Kökler çarpımı 12 çarpı eksi 1 bölü 2'den eksi 6 olur. Ve genel denklemimiz böyle yazılıyordu. X kare eksi 23 bölü 2 eksi 6 eşittir 0 oldu gençler. Tabii böyle çıkınca şüphelendim. İşlem hatası mı yaptım diye. Bir kontrol edeceğim. Oo, doğru arkadaşlar. Evet. Burada bir de dağıtmış. Bakın cevaba bakarsınız. 2'yi de dağıtmış. Cevap anahtarına göre hareket edersiniz. Evet sevgili arkadaşlar, konuyu bitirdik bile. Bu kadarmış. Bu kadar azmış yani. Hemen konuyla ilgili testimizi çözelim. Köklerinden biri 2 kök 2 eksi 1 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Rasyonel katsayılı diyorsa diğeri de onun eşleniğiydi. O zaman köklerden birini yazıyorum. Eksi 1 artı 2 kök 2. Diğeri de bunun eşleniği olacağına göre işte böyle oldu. Kökler toplamı buradan eksi 2 geldi. Kökler çarpımı birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Değil mi? 1 eksi 8'den eksi 7 oldu. Şuraya tekrar yazalım. T eksi 2 ç'miz de eksi 7. Arkadaşlar hepsi gördüğünüz üzere x kare ile başlamış ama yine de yazalım. Bizim genel denklemimiz bu şekilde yazılıyordu. X kare artı 2x eksi 7 eşittir 0 olur gençler. Hemen ikinciye bakalım. Denkleminin kökleri x1 x2'dir ve denklemin şöyle kökleri varmış diğer denklemin. İkinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir demiş. O zaman hemen bu denklemin x1 artı x2'sini hesaplayalım. Eksi b bölü a'dan 2'dir.
Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 4'tür. Şimdi buna baktığımızda kökler toplamı 2x1 eksi 1. 2x2 eksi 1'den 2 parantezinde x1 artı eksi 2 eksi 2 olur. Bu da ne bulmuştuk? 2. Yerine yazalım. 2 kere 2 4. 2 çıkardığımızda 2 olur. Kökler çarpımda 2x1 eksi 1. 2x2 eksi 1'den dağıtalım arkadaşlar. 4x1 eksi 2 eksi 2x1 eksi 2x2 artı 1 oldu. Buradan 4x1 eksi 2 eksi 2 parantezine aldığımda x1 artı eksi 2 artı 1 oldu. Şimdi yerine yazalım. Kökler çarpımı eksi 4 demiştik. Kökler toplamı 2 demiştik. Eksi 16 eksi 4 artı 1'den eksi 19 oldu arkadaşlar. Genel yazılış nasıldı? X kare eksi tx artı ç eşittir 0. T'mizi 2 bulmuştuk. Ç'miz de eksi 19. İşte cevabımız Edirne gençler. Hemen 3'e bakalım. X kare eksi 2 x eksi 1 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Kökleri böyle olan ikinci derecen denklem aşağıdakilerden hangisidir? Burada hemen kökler toplamına ulaşalım arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan 2'dir. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 1'dir. Şu ifade 2 tane kök. Kökler toplamı bize neyi verir? 2 bölü x1, 2 bölü x2. Diğer denklemin köklerini topluyorum. Burada iki parantezini alırsak 1 bölü x1, 1 bölü x2. Şu ifadede eksi b bölü c ile hesaplanıyordu. Buraya baktığımızda eksi b bölü c nedir? B'miz eksi 2, c'miz de eksi 1. Buradan cevap eksi 2 gelir arkadaşlar. Eksi 2 dersek t dediğimiz ifade 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 olur arkadaşlar. Kökler çarpımı 2 bölü x1, 2 bölü x2'den 4 bölü x1 çarpı x2. O da 4 bölü kökler çarpımı da eksi 1 bulmuştuk. Buradan eksi 4 gelir arkadaşlar. Genel gösterimimiz de bu şekildeydi. T'miz eksi 4. Burada da eksi olduğu için artı 4x oldu. Ç'miz de eksi 4. İşte cevabımız gençler. Dördüncü sorumuza bakalım. İkinci dereceden bir denklemin kökleri arasında bağıntılar vardır. Bu denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar denkleme ulaşmak istiyorsak neleri bilmemiz lazım? Bakın bizim denklemimizin gösterilişi bu şekilde değil miydi? Daha doğrusu yazılışı. Burada kökler toplamına, burada da kökler çarpımına ihtiyacımız var. O halde buradaki ifadeleri dağıtalım gençler. 6x1 yazalım. Buradan eksi 3x1 x2. Buradan 6x2. Buradan da eksi x1 x2 eşittir 2 geldi. Düzenleyelim. Bakın şunlar 6 parantezine alındığında x1 x2 yani kökler toplamını oluşuyoruz. Eksi 3x1 x2 ile eksi x1 x2'nin toplamı da eksi 4 x1 çarpı x2 olur ve burada sonuç 2'ymiş arkadaşlar. Şimdi diğerini de aynı şekilde yapalım. 2x1 eksi x1 x2 artı 2x2 artı 3x1 x2 eşittir 14. Gençler burada da bakın yine 2 parantezine aldığımızda kökler toplamına ulaşıyoruz. Diğeri de artı 2x1 x2 eşittir 14 oldu sevgili arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir tanesinin katsayısını eşitleyip yok etme metodunu kullanacağız. 2 ile çarparsam alttakini çarpım ifadeleri birbirini yok eder. 6 artı 4'ten 10 çarpı x1 artı x2 çarpımlar birbirini götürdü. 2 çarpı 14 28, 2 daha 30'dur. İşte buradan kökler toplamını 3 buluruz. Kökler toplamı 3 ise 18 eksi 4 soru işareti eşittir 2'den 16 eşittir 4 soru işareti. Yani şuraya ben soru işareti dedim. Onu da 4 bulduk arkadaşlar. Kökler çarpımı da 4'müş. Şimdi burada yerini yazalım. Toplamı 3 çarpımı 4. Yani oluşan ifade işte bu oldu arkadaşlar. Evet, gelelim buradaki sorumuza. Köklerinden biri kök 3 eksi 2 olan ikinci derecen rasyonel katsayılı denklem aşağıdakilerden hangisidir? Rasyonel katsayılı demiş bize. Ne yapacağız? Tabii ki köklerinden biri eksi 2 artı kök 3'müş. Diğeri de bunun eşleniği olacak. İşte budur. Kökler toplamı buradan eksi 4 gelir. Çarpımı da birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 1 gelir arkadaşlar. Genel denklemimizi bu şekilde yazıyorduk. Toplam eksi 4 ise burada artı 4x olacak. Buraya eksi 4 yazacağım. Ç de 1. İşte cevabımız arkadaşlar. Aritmetik ortalamaları 6, geometrik ortalamaları kök 15 olan iki sayıyı kök kabul eden
İkinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Yahu sana aritmetik ortalama diyorsa ikinci dereceden denklemse iki tane kökü var. Bu iki tane kökü topla, ikiye böl. İşte aritmetik ortalama ikiye bölünerek. Kaç tane ise topluyorum. Sayısı kaç tane ise ona bölüyorum arkadaşlar. X1 artı X2 bölü 2 eşittir 6'dan kökler toplamını 12 buluruz. Geometrik ortalama burada iki tane olduğu için X1 çarpı X2 kökün derecesi 2 olacak. 3 tane olsaydı x1 çarpı x2 çarpı x3 ama bu sefer kökün derecesi 3 olacaktı. Eşittir. Burada kök 15 karesini aldığımızda kökten kurtuluruz. Çarpımı da 15. Biz denklemimizi nasıl biliyorduk arkadaşlar? İşte böyle bilmiyor muyduk? Değil mi? Kökler toplamımızı 12 bulduk. Çarpımını da 15 bulduk. Eşittir 0 oldu. Gençler cevabımız Denizli'dir. Olay budur. Diyeceklerim bu kadar. Basit bir formülden bir sürü soru vardı. Onları çözmüş olduk. Beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki ders görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.